Hasan amcayla konuştum. Onun yanında kalacağım. Hayır, burada kalacaksın. Mümkün değil. Burada kalmam uygun değil. Kime göre değil? Seni çok seven, değer veren biriyle olmayı hak ediyorsun. Bir gün karşına biri çıkacak. Seni gerçekten seven, sana değer veren, sen sustuğunda dahi içindeki çığlığı duyabilen biri. Senin bütün bunlara değer olduğunu bilecek. Ve bir gün bu adam sana evlenme teklif edecek. Sen de o gün geldiğinde hiçbir baskı altında kalmadan, gönlünden geçtiğince cevap vereceksin. Sil baştan yepyeni bir hayata başlayacaksın. Bundan eminim. Hakimin verdiği karar hiçbir şeyi değiştirmedi. Gitmene izin vermiyorum. Çünkü... Gitme Feyyaz kız, ne olur gitme. Bizi bırakma. Bak babam da gitmeni istemiyor. Ne olur burada kal. Hiçbir yere gitmiyor oğlum. Peri kızı burada kalacak. Yaşasın. Seni çok seviyorum Peri kızı, çok. Eğer gitseydin çok üzülecektim. Seni çok özleyecektim. Fidancığım eline sağlık. Kahven çok güzel olmuş. Afiyet olsun. İyi misin sen? Ya bir şeye canın sıkılmış sanki. Bak bir şey olduysa anlatabilirsin bana. Belki bir faydam dokunur, belli mi olur? Dediğim kadar var mıymış yok muymuş? Kendin gör. Kadriye Burcu son nefesini verirken arayayım da ablamı bir tebrik edeyim mi dedim. Bu cadı Tahtalı Köyü boylamadan Emir'le yapacağım nikahın bütün hazırlıklarını tamamlamış oldu. Ne kadar iyisiniz. Derdim var mı yok mu diye beni bile düşünüyorsunuz. Ama bu kadar iyi olmayın. İnsanı yorar. Benim bahçede biraz işim vardı. Müsaadenizle. Laf mı çarptı baban? Bir şey var sanki ama. Neyse. Yakında çıkar kokusu. Ben sana yardım edeyim Peri kızı. Eşyalarını yerlerine koyalım. Ortak, hadi gel biz çıkalım artık. Ama eşyalar? Gerisini ben hallederim. Tamam, ama eşyalarını yerleştirdikten sonra birlikte çalışmamız lazım. Üçümüz. Öğretmenim ödev verdi. Aileniz yapın dedi yine. Ödevimi bitirdikten sonra ormana da gideriz değil mi baba? Ne zamandır keşif kesi yapmıyoruz. Bakarız ortak. Hadi şimdi çıkalım biz. Oğlum.
Şimdi çok gizli bir görev için yardımına ihtiyacım olacak. Ama bunu sadece sen ve ben bileceğiz. Merak etme. Kimseye söylemem ortak. Görev ne? Senin bir sihirbazlık numaran vardı ya, hatırlıyor musun? Şu benim kalemi kaybetmiştin de 3 gün sonra anca bulabilmiştik. Evet, orada küçük bir hata yapmıştım. Ama sonra çalıştım. Şimdi daha iyiyim. Yok ettiğim şeyi hemen getirebilirim. Tamam, harika o zaman. Bak şimdi iyi dinle. Evet, size soruyorum. Ne konuşuyordunuz öyle hararetli bir şekilde? Masaldan konuşuyorduk. Yani aramızdaki buzları nasıl eritiriz diye. Aynı yaştalar ya, belki fikir veririm. Elimden geldiği kadar tabii. Benim melek kalpli karımın şefkati ve sabrı karşısında hiç kimse kayıtsız kalamaz. Masal da kalamayacaktır. Her şeyin eskisi gibi olacağına eminim. Su akar yolunu bulur. Her şey yoluna girecek. Bir daha beni böyle asla sevmeyecek. Allah kahretsin. Yine arıyorlar işte, yine. Açmazsan ne olacağını biliyorsun. Kararını ver. Alo. Aferin sana. Akıllı bir kız olduğunu biliyordum. Şimdi telefonuna bir konum göndereceğim. Yarım saate gönderdiğim konumda olacaksın. Konuşmamız lazım, tamam mı? Gelemem. Ne söyleyeceksen telefondan söyle. Geleceksin. Gelmezsen fotoğrafları babana gönderirim. Ha, benim için sorun değil diyorsan... Orasını bilemem tabii. Tamam, geleceğim. Güzel. Adresi gönderiyorum. Oyalanmadan çık hemen. Gülperi. Gelsene kızım. Güzel kızım benim. İnsan insana çok çabuk alışıyor. Hele bir de senin gibi güzel, iyi niyetli olunca hemencecik kanı kaynayıveriyor. Gideceğim dediğin andan beri vallahi içime bir ateş düştü Gülperi. Zaten boşanmanız çok ani oldu. Onu daha içime sindirememişken bir de evden gidiyor olman... Gitmek için biraz acele mi ettin sanki? Bak kızım, diyorum ki kararını tekrar bir düşünsen. En azından Yiğit için. Biliyorsun, sana çok alışkın. Gitmiyorum zaten Cavidan Hanım. Ah. Yiğit çok üzüldü. Bırakmak istemedi. Babası da kıyamadı. Gitmeyeceksin dedi. Ben de bir şey diyemedim. Ah, ne güzel olmuş.
Aferin yiğidime. Emir de çok doğru bir karar vermiş seni bırakmamakla. Çok sevindim Gülperi. Düzenimiz bozulmayacak. Aklımız da sende kalmayacak. Bu evden telinle, duvanla gelin olup çıkarsın inşallah. Allah seni öyle uğurlamayı nasip etsin bize. Bak, işte o zaman içimiz rahat olur. Gülperi! Gel hele. Seninle konuşacaklarım var. Baya baya tehdit etti seni yani evden kaçarım diye. Evet. Kemal abiye söylemekten bu kadar çekindiği ne olabilir ki? Bilmiyorum Mert. Ama durum baya ciddi. O numaranın kime ait olduğunu bulmamız lazım. Tamam buluruz merak etme. Ama Masal'ın telefonuna ihtiyacım var. Ya o nasıl olacak bilmiyorum. Telefon sürekli elinde. Hele bir de benim öğrendiğimi biliyor. Şehri abla güzel mantı yaptı. Bade'yi de çağır birlikte yersiniz. Sever o da. Masal nereye gidiyorsun? Markete gidiyorum. Sonra da sahilde küçük bir yürüyüş yapacağım. Biraz hava alayım dedim. Tamam. Görüyorsun işte. Sürekli telefon elinde. Başka bir yol bulmamız lazım. Sen Masal'ı bulmak için giderken kimlerle iletişime geçtin? Ece diye bir arkadaşı vardı. Ondan şüphelenmiştim. Üstüne gidince de döküldü. Onun ailesinin evine gidiyormuş. Sonra da yolları falan karıştırmış. Demek kaçtığında Ece'yi aramış. Aynen yakın arkadaşlar belli ki. Bu kız Masal'ın başındaki beladan haberdar olabilir. Ece'nin numarası var mı sende? Ben bir onunla konuşayım. Belki bir şeyler öğrenirim. Ece'yle sosyal medyadan konuşmuştum. Ama ailesinin adresi var. O zaman ben ailesiyle konuşayım. Durumu anlatırsam anlarlar. Sonra da Ece'yle konuşurum. Ben adresi bulup sana göndereyim. Demek gitmeyeceksin ha? Seni istemeyen, senden boşanan adamın evinde kalacaksın utanmadan. Hangi sıfatla kalacaksın ha? Çok merak ediyorum. Madem senin verecek cevabın yok, ben sana diyeyim. Bundan böyle bana hizmet edeceksin. Anca böyle olursa olur. Yoksa boşandığı adamın evinde kalıyor diye el alem arkamızdan def çalar, ay oynatır. Bundan sonra benim hizmetimdesin. Hanımlıktan hizmetçiliğe. Yeni sıfatın bu. Bakacak olursan layığın da bu zaten. Neyse, ben ne istersem, ne dersem onu yapacaksın. Thank you.
Çok gerginim Mert. Bu işin sonunda bizi ne bekliyor, ne öğreneceğiz çok korkuyorum. Umarım düşündüğümüz gibi masalın başında bela yok. Umarım. Her ne olursa olsun yanındayım, unutma. Hazır masal evde yokken bilgisayarından bir şeyler bulmaya çalışayım. Sen de dikkat et. Bir şey olursa ararsın. Merak etme. Zaten Ece'nin ailesiyle görüşeceğim. Ne olacak ki? Konuşuruz yine. Hoş geldin abi. Annem nasıl? İyi abi. Ben yanından ayrılırken dinleneceğini söylemişti. Odasında istirahattedir. Hem sağ olsun Fidan pek güzel ilgileniyor onunla. Evet, merak etmeyin. Ben de ilgileniyorum, Gülperi de. Hatta odunluğa geçmeden önce o da yanındaydı. Bundan böyle bana hizmet edeceksin. Ancak böyle olursa olur. Yoksa boşandığı adamın evinde kalıyor diye el alem arkamızdan def çalar, ay oynatır. Bundan gayrısına izin vermem. Hanımlıktan hizmetçiliğe. Bundan sonra benim hizmetimdesin. Yeni sıfatın bu. Bakacak olursam layığın da bu zaten. Neyse, ben ne istersem, ne dersem onu yapacaksın. Burada kalacaksın. Hangisi doğru? Şaşırdım kaldım. Bir yanım kal diyor. Diğer yanım durma git. Fidan burada olduğunu söyledi. Seninle konuşmam gereken önemli bir konu var. Olanları duydum. Artık bu evde kalmak zorunda değilsin. Hem kalman da doğru olmaz zaten. İyi ya da kötü. Ne olursa olsun senin gerçek ailen biziz. Hem annem de bu durumdan rahatsız olur. Hem kendi rahatın, hem annemin huzuru için en iyisi benim yanıma taşınmanız. Yiğit'i bırakamam. Gideceğim fikrini ona alıştırana kadar buradayım. Sonra kendi başımın çaresine kendim bakarım ben. Sen yine de söylediğimi düşün. Alo, Suat amca, bir gelişme mi var? Var Emir, var. Sonunda Sarı İsmail'in nerede saklandığıyla ilgili bir ipucu yakaladık. Birazdan adres detayı elimize ulaşacak. Sana konumu atacağım, önden haber vereyim dedim. Sağ ol Suat amca. Adresi göndereceğim ama yalnız gitme sakın. Yanında muhakkak birileri olsun. Tamam Suat amca, ben acil adresi bekliyorum. Görüşürüz. Thank you.
Gidiyorum ama çok korkuyorum Ece. Ya bana bir şey yapmaya kalkarsa? Ne bileyim bıçak çekip zorlarsa? E işte. Ben de o yüzden sana gitme diyorum ya Masal. Geri dön hemen. Nasıl döneyim? Babanı ararım diyor adam. Anlamıyor musun Ece? Bak ne diyeceğim. Sen ondan önce davranıp her şeyi anlat sizinkileri. Başka türlü bu işin içinden çıkamayacaksın Masal. Olmaz, anlatamam. Babam bir daha benim yüzüme bakmaz. Ya şu an gerçekten saçmalıyorsun. Baban ne olursa olsun senin arkan benim demedi mi sana? Hem tamam. Madem babana anlatmaya cesaretin yok. Narin'i anlat sen de o zaman. Yardım edem demedim zaten kadın. Bırak da etsin işte. O hiç olmaz. Nerede bu kız? Neredesin? Alo. Alo. Ne yapıyorsunuz? Masal aradım ama telefonu meşguldü. Ona bir sürpriz yapacağım. Piyano ile ilgili bir şeyler sormam lazım. Masal evde değil. Sahile indi. Biraz yürüyüş yapacakmış, hava alacakmış. Ben de evde değilim zaten. Peki, sen bilirsin. Git yetiştir o zaman babama. Ama bil ki bunu öğrendiğinde yine kaçacağım. Ve bu sefer beni asla bulamayacaksınız. Ben birazdan evde olacağım zaten. Biraz işlerim var. Halledip geleceğim. Tamam o zaman. Ben daha sonra konuşurum onunla. Ya bu arada işim biraz uzayabilir. Geç kalabilirim. Merak etme. Tamam. Afiyet olsun. Bu misafirlik fazla uzadı anne. Artık benim yanıma gelmenin vakti. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Hemen kestirip atma. Artık Gülperi'nin de bu evde kalmasını gerektirecek bir durum yok. O da bizimle gelir, sana yardımcı olur. Şu saatten sonra bize yakışanı budur. Emir attı. Biz sahip mi çıkalım diyorsun Gülperi'ye ha? Gülperi'yi alıp senin evine götürmek ona yapabileceğimiz en büyük iyilik. Düşmanıma iyilik etmemi, ona sahip çıkmamı bekliyorsun benden? Asla! İntikamımı almadan şuradan şuraya gitmem. O Gülperi nankörü. Benim hizmetimi görecek burada. İki gün önce bana hanımlık taslarken şimdi ben ne dersem onu yapacak.
Ne o? Söylediklerim hoşuna gitmedi mi oğlum? İşle ilgili bir sıkıntı anne. Benim acil çıkmam gerekiyor. Ne ihtiyacın varsa Baran'a söyle getirsin. Ya sen nasıl bir insansın ya? Onca zaman mağduru oynayıp sahte nikahla bu evde kaldın yetmedi. Şimdi de Yiğit'in duygularını kullanarak bu evde kalmaya devam edeceksin, öyle mi? Ya hiç utanman, arlanman da mı yok senin, anlamadım ki. Öyle salına salına pişkin pişkin geziyorsun evin içinde, pes. Yazık. İnsanlar da senin yüzsüzlüğün karşısında mecburen kal diyorlar. Ne desinler? Hepsi ayıplıyor, o ayrı ama sen arsız arsız postu serdikten sonra kovacak halleri yok ya senin. Böyle aval aval bakacağına biraz kadınlık gururun, onurun olsun da pırını pırtını toplayıp defol git hayatımızdan. Tülay mıdır nedir? Çek şunun ipini. Bundan böyle bana hizmet edeceksin. Ancak böyle olursa olur. Yoksa boşandığı adamın evinde kalıyor diye el alem arkamızdan def çalar, ayı oynatır. Yazık. İnsanlar da senin yüzsüzlüğün karşısında mecburen kal diyorlar. Ne desinler? Hanımlıktan hizmetçiliğe. Yeni sıfatın bu. Bakacak olursan layığın da bu zaten. Böyle aval aval bakacağına biraz kadınlık gururun, onurun olsun da pırını pırtını toplayıp defol git hayatımızdan. Sana bir sihirbazlık gösterisi yapmamı ister misin? Yeni öğrendim. Yeni öğrendin demek. İsterim tabii. Tamam ama bana kolini vermen lazım. Şimdi dikkatli izle beni. Söyleyeceksen söyle, çok vaktim yok. Vay. Demek çok vaktin yok. Peki. Viyana'daki elemanlar. Ben yapamam. Yapmam. Yapmazsan başına gelecekleri biliyorsun. Babanın yediğin altları öğrenmesi tek bir tuşa bakar.
Alo Mert. Narin abla, Ece'nin annesinin telefonunu buldum. Kadının adı Neval. Aa, bu harika. Gittiğimde evde değildi. Belki telefonla ararım. Müsaitse görüşürüz. Yollar mısın bana? Tamam, gönderiyorum hemen. Tamam, bekliyorum. Alo. Alo, Neval Hanım. Ben Narin Tarhun. Çocuklarımız okuldan arkadaş. Aa evet. Masal'dı değil mi? Masal Tarhun. Ece'nin en yakın arkadaşı. Evet. Ya, müsaitseniz ben sizinle bir şey görüşmek istiyordum. Çok önemli. Geldiğimde evde değildiniz. Evet, dışarıdaydım. Şimdi yoldayım. Birazdan eve varmış olacağım. Sizin için de uygunsa biz de buluşalım. Tamam, yarım saat oradayım. Tamam Narin Hanım. Görüşürüz. Görüşürüz. Nereye gidiyor ki böyle telaşla? Babaanne, hemen babamı aramamız lazım. Tamam, arayalım arayalım da. Ne bu halin babaanneciğim? Niye heyecanlandın bu kadar? Babama çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ama ne diye sorma. Çünkü sana söylemem. Babam da ikimizin arasında. Peki madem. Arayalım bakalım babanı. Alo. Alo baba. Benim. Baba, istediğin şeyi yaptım. Sihirbazlık numaram işe yaradı. Aferin ortak sana. Halledeceğini biliyordum. Tamam, eve gelince alırım ben. Şimdi biraz işim var, kapatıyorum, tamam mı? Teşekkür ederim babaanneciğim. Kusum benim, gel bir şey değil. Yiğit'e ıhlamur kaynatmıştım yenge. Sıcak sıcak iyi gelir diye sana da getirdim. Ne o? İstemedim diye bozuldun mu yoksa? Sen var ya, bundan sonra ben ne yapsam öpüp başına koymalısın. Sana hizmet ettirerek dünyanın en büyük iyiliğini yaptırıyorum. Farkında mısın bilmem. Yoksa burada ne olarak, kim olarak kalacaktın ha? Emir Tarhun'un eskisi olarak mı? Yat kalk bana dua et. Gerçi sen öyle de kalırdın. Hiç rahatsız olmaz, arlanmazdın değil mi? Anasının kızı derler ya. Sen de anan gibi namustan, iffetten nasibini almamışsın. Yazık. Thank you.
Demek burada saklanıyorsun Sara. Thank you.
Bu neyin çalımı ben anlamadım kızım. Baban yediğin atları öğrenecek diye korkuyorsun değil mi? Mecbursun. Eşek gibi yapacaksın. Başka çaren yok. Yalvarırım, rahat bırakın beni. Ben işinize yaramam, beceremem. Hop. Nereye? Öyle çekip gidemezsin. Kolay değil. Vay. Böyle boyundan büyük işlere kalkışma. Üzülen sen olursun. Ne diyorsak uslu uslu yap ki kimsenin başı ağrımasın. Duydun mu beni? Ne oluyor? Rahatsız mı ediyor? Sen nereden çıktın lan? Yürü git, işimize karışma. Onun aramızda özel. Alırım ayağımın altına. Ah! Canını mı susadın lan sen? Ah! Ah! Seninle görüşeceğiz kızım. Tekrar görüşeceğiz. Hadi lan. Mecbursun bize. Tamam, geçti. Artık güvendesin. Ben Ozan. Evde kimse yok. Kaçırdık. Gerçi sen öyle de kalırdın. Hiç rahatsız olmaz, arlanmazdın değil mi? Anasının kızı derler ya. Sen de anan gibi namustan, iffetten nasibini almamışsın. Yazık. Yok. Bu kadarı çok fazla. Daha fazla dayanamayacağım. Yapamayacağım.
saksıda bırakmasın, toprağa diksin dedi. Kök salmasına izin verecekmişsin. Öyle kolay kolay kök tutmaz ki bu. Hem çok da narindir, çabucak solar. Soldurmamak senin elinde. Başka bir yerde çiçeklenecek mi bilmem. Bana Tülay'la ilgili bir sorun var mı yok mu diye sormuştun ya Melike abla. Evet sormuştum. Evet işte var. Hem de çok büyük bir sorun var. İzle de gör. Kadriye Murat'ın son nefesini verirken arayayım da ablamı bir tebrik edeyim mi dedim. Bu cadı tahtalı köyü boylamadan Emir'le yapacağım nikahın bütün hazırlıklarını tamamlamış oldu. Tülay mıdır nedir? Çek şunun ipini. Videoyu sana gönderdim. Artık elinde resmen bir bomba var. Nerede istersen orada patlatırsın. Herkes o Tülay denen kadının ne mal olduğunu anlasın. Anlasın tabii. Anlasın. O yılan cezasını çeksin ki Hadiyan'ın yattığı yerde huzurlu uyusun. Narin? Ne yapıyorsun burada? Ne işin var?
dedim. Tülay. Tülay dedim. Tülay. Elimden bir kaza çıkmadan. Git buradan. Gözüm görmesin seni. Defol git buradan. Melike, neler oluyor? Ne bu halin? Rica ederim, siz karışmayın Cavide Hanım. Anlatacağım. Hadi dedim. Etkinliğini bir kız boyuyor. Sen de bu bir etkinliği kısımlarını boyayacaksın. Teşekkür ederim.